Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 7 Plus'ı hem hız bakımından hem de kamera bakımından karşılaştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar hem Galaxy S8 hem de LG G6 için bir inceleme yapmıştık. Daha detaylı bir şeyler arıyorsanız hem açıklama kısmında var hem de ekranda var, o bağlantıları tıklayabilirsiniz. S8 Samsung tarafının bu yılki amiral gemisi, bildiğiniz gibi G6 da LG tarafında. iPhone 7 Plus geçen senenin amiral gemisi iPhone tarafında. Ancak bunu incelemeye dahil etmemizi siz istediğiniz, biz de o yüzden bu iki telefonun yanına koyduk. Bu arada şöyle arka cebinde S8 Plus da var arkadaşlar. Tabii ki de normal S8'den boyut dışında herhangi bir fark olmadığı için onu incelememize katmıyoruz. Şimdi arkadaşlar sizler için ilginç bir hız testi hazırladık. Gelin masamıza geçelim ve bu hız testimizi hep beraber izleyelim. Şimdiki testimiz uygulama açılış hızları olacak. 15 tane uygulamayı arka arkaya açacağız. Bunların içinde büyük uygulamalar da var. Ufak tefek günlük hayatımızda kullandığımız uygulamalar da var. İlk turda S8 1.58 saniyede tamamlarken 15 uygulamanın açılışını, G6 1.56 saniyede, 7 Plus da 1.08 saniyede tamamladı. Yani S8 ile arasında toplam 50 saniyelik büyük bir fark var diyebiliriz. İkinci tura baktığımız zaman S8 2.36 saniyede tamamladı. G6 ondan bir tık daha uzun sürdü, 3 saniye kadar. 2.39 saniyede tamamladı. 7 Plus'a baktığımız zaman burada da birinci oluyor. 1.52 saniyede tamamladı. Yani 7 Plus 44 saniye daha kısa sürede bitirdi S8'e göre. G6'ya göre de 47 saniye daha hızlı bir şekilde tamamladığını görebiliyoruz. Yani burada geçen senenin telefonu iPhone 7 Plus bu senenin amiral gemilerinden daha hızlı bir şekilde uygulamaları açtı. Bunu görebiliyoruz. Şöyle bırakalım. iPhone 7 Plus çok daha önce açıldı. Şimdi Samsung geldi ve G6 ancak eline gelebildi. Yani sıralamamız iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8 ve LG G6 şeklinde oldu. Arkadaşlar hız testinden sonra biraz da kameralarından bahsetmek istiyorum. 3 telefonun da birbirinden öne çıkan özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Mesela geniş açılı bir fotoğraf çekmek istiyorsanız tabii ki de almanız gereken LG G6. Ha ben portre çekeceğim, arka tarafı bulanıklaştıracağım diyorsanız da o zaman da çözümünüz iPhone 7 Plus. Tabii ki de geniş açı çekmek için farklı lensler takarak halledebilirsiniz ama telefonda bir donanım olarak gelmesi bence artı puan. Ha tabii burada S8 hakkında da bir şeyler söylememiz gerekirse LG G6'ya göre daha güzel fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle selfie tarafında LG G6 bence iki telefonda bir tık gerisinde kalıyor. iPhone 7 Plus'la S8'i de kıyaslarsak kafa kafaya gittiğini söyleyebiliriz. Kameradan bahsettiğimize göre şimdi masamıza geriye dönelim ve biraz da telefonların tasarımlarına değinelim. Evet millet, masamıza oturduk. İlk olarak bakacağımız şey tabii ki de 3 telefonun da tasarımı. Hatta şöyle ekranlarını açtığımız zaman ekran boyutları neredeyse birbirinin aynısı. Ancak iPhone 7 Plus biraz büyük kalıyor, bunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi iPhone 7 Plus'ta ön tarafta bir ana ekran tuşumuz bulunuyor. Bunda da fiziksel olarak değil, ekranın içinde yer alan ana ekran tuşlarımız var. Gördüğünüz gibi iPhone 7 Plus'ı, LG G6'da çift arka kameramız var. Samsung Galaxy S8 bu sene tek arka kamerada kaldı. X'inde çift kamerasının işlevi farklı. S8 ve G6 iPhone 7 Plus'a göre daha küçük bir kasaya sahip olduğu için elle tutması kesinlikle daha rahat. Şöyle iPhone 7 Plus'a gördüğümüz zaman birce ulaşması neredeyse imkansız hale geliyor. İlla ki şöyle diğer elimizde kullanmamız gerekiyor. Telefonlarımıza yan yana baktığımıza göre şimdi üçüyle de bir oyun oynayalım. Bakalım ne kadar ısınıyorlar ve şarjları ne kadar gidiyor, bunu bir ölçelim. Böylece testimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sonuç olarak iPhone 7 Plus geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen iki telefondan da geri kalmadı. Hatta öne çıkan birçok özelliği var diyebiliriz. Ama fiyat olarak X'inden de pahalı. Bir taraftan da ben Android telefon kullanmak istiyorum, cebimde param vardı diyorsanız bu X'inden birini de tercih edebilirsiniz. Bu arada son olarak şuraya bir anket hazırladık. Cebinizde paranız var, gönül rahatlığıyla gidip bir tanesini alacaktınız. Bunlardan hangisini alırsanız bunun cevabını ankette arıyoruz diyerek videomuzu kapatalım arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için 3 tane amiral gemisi telefonu kıyaslamaya çalıştık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz.
başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Millet her iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.